Hasan hoş geldin. Hasan hoş geldin. Merhaba Hasan. Dora Bey'i haklıyken ikiye bir kıstırmıştınız rejiyi falan. Hemen dedim beni bağlayın. Hiç hoş geldini beş gittiğini geçin. Benden yanasın değil mi? Kesinlikle. %100 sizden yanayım. Teşekkür ederim. Ben şey Hasan Hanım'ın görmediğini aklın düşünüyorum başta. Ama sonrasında ilgisiz ve umursamaz bir tavır birazcık sergiledik. Bu kadınlar hep birbirlerine. İlgisiz umursamaz. Her Begüm Hanım bir adamın ayağına basarsınız. Ah der. Bir adamın ayağına basarsınız. Sinkaflı bir laf eder. İnsandan insana reaksiyonlar değişir. O kızcağız belki içinde çok üzüldü, kardelene belli edemedi. Tabii olabilir. İnsandan insana reaksiyonlar değişir. Oradaki mesele şu. O zaman Çağla'ya da üzüldüğünde yanına gidemeseydi ama başka sakatlanan bir... Aynı şey değil ama. Orada. Ama adamsın. Hayır. Teşekkür ederim. Birinde oradaki oyundan yeni çıkmış. Hayır, şimdi ikisi bambaşka iki konu. Birinde oyundan yeni çıkmış nefes nefese kalan bir Asena var. Diğerinde bench'te bunu nefes gözüyle gören bir Asena arkadaşlarına var. Arkadaşlarına oyunun nasıl kazandığını anlatan da bir Asena var. Çünkü arkadaşlar. Çünkü o an anlamamış. Ben onu Evrim Hanım, Evrim Hanım siz de Evrim Hanım siz de çok hırslı bir yarışmacıydınız. Kazandınız. Niye sevinmeyesiniz? Biz sizi ekran başında izlerken sevinmeseydiniz üzülürdük böyle bir yerde. Ben hem de kardelen gibi bir yarışmacıya karşı. Ben Asena'nın sevincini kabul ediyorum. Asena sevinsin. Ama arkasına dönüp bir baktığında da havuzda 5 kişi kardeleni çıkartıyor ve kardelen orada haykıra haykıra bağırıyor. Kendi takım arkadaşları da oraya gitmiş. Ne oluyor ya, bir şey mi oldu deyip ilk önce Asena'nın gitmesi lazım. Çünkü Asena ile yarışan kişi sakatlanmış. Evet, burada hem ya idrak etmeye çalışıyor o anda işte. Orada bir şey ol, şoka da uğramış olabilir insan. Bir anda dönüyorsun, yerde biri yatıyor, diz kapağı dönmüş falan filan, şoka da uğramış olabilir. Hani anlık görüntüyle yargılamayalım diyorum. Yoksa tabii. Bu arada bu Asena'nın bu kadar Asena'ya yükledilmesinin bir tane sebebi var. Yabancılarda, Amerika'da şöyle bir deyim var. Bagajı olmak. Mesela bir ilişkide ayrılırsın barışırsın artık dördüncüde kız bir tane der ki sana, ya şu sarı kravatı giy, sen dersin ki ya ben sarı kravatı hiç beğenmiyorum. Ben seni almıştım sarı kravatı. Kavga büyür, ayrılırsın. Arkadaşların sorsa niye ayrıldın kardeşim, sarı kravat takmadım diye değil aslında. Evet. Sizin o bir önceki 4 ayrılmadan kalan bagajlarınız o kadar ağır ki bir sarı kravat daha taşıyamıyor o bavullar. Hı hı. Şimdi Asena'ya birçok olaydan dolayı insanların bagajı oldu. Merve ile yaşadığı olay. Sonrasında adasında birçok insanla kavga etmesi. Aynen öyle. Bagajlar çok birikince bu sefer ya sen bizim sakat kardeşimizin başına gelip de nasıl ağıt yakmadın diye bile insanlar kurulabiliyor. Hı hı. Çok normal. Asena bunu kendi yarattı. Ben yani sizi yanlış anlama, yani sizi kötü şey yapmıyorum. Buralara böyle geldik ama şu son olay, yani galibiyetini anlatıyor takım arkadaşlarına, sevincini anlatıyor, sonra dönüyor. Ya döndüğü yerde de herkes gibi o da kardelene bakıyor. Ya ne oldu kardelene diye. Hı hı. O da şaşırıyor, tuhaf buluyor. Ondan sonra da oyunla ilgili arkadaşlarına ufak bir iki bir şey anlatıyor. Belki bir sonraki oyunda onların işine yarayabilecek bir şey anlatıyor. Yani bunda hiçbir şey yok. Bir de yenilmezsen değil de. Problem zaten Hasan hiçbir şey yapmamış olması. Hayır, bence hiçbir şey yapmıyor derken olumsuz da bir şey yok. Yani Ahmet Mehmet olsa bu kadar tepki koymayacaktık ama Asena olunca... Bunu da mı yaptın Asena oluyor? Ben çok yine tepkimi koyardım. Üzücü, evet. Gerçekten. Ben yine tepkimi koyardım. Çünkü orada bir feryat fiyanlık olay var. En azından hala sen oyununu anlatıyorsun. Nasıl kazandığını, sevincini bak izlerim. Çünkü eş zamanlı gerçekleşen bir olay. Zor bir oyunda sayı almış. Özellikle Nefise'nin sayı alamadığı bir takımda Asena sayı alıyor. Ekstra sevincini anlıyorum. Ama yeter... Bak arkandaki kişi senin sakatlanmış. Artık bırak sevincini. Senin sevincin birinin sakatlanmasından daha öne geçmemeli. Ben bundan Evrim bahsediyorum. Hanım, Evrim Hanım bu arada dün çok hastaydınız. Evet. Bugün sizi gayet iyi gördüm. Teşekkür Maşallah. ederim. Çok tatlısın. Bunu Asena olunca güzel bir hararetleniyor Evrim Hanım, fark ettim. Mavi. Hayır, Evrim Hanım dün resmen stüdyo ortamında iki tane modda oturuyordu. Ben üzüldüm burada. Dedim ki rejiye hiçbir kalorifer yakmıyorsunuz. Ayıp dedim ya, bu kadın donduracak. Bu kadına dedim Dominik'te bir şey olmadı. İstanbul'da bu kadının başına bir iş getireceksiniz diye. Gerçekten rejiyle çok konuştuk. Hiç hasta olmuyoruz biliyor musun Hasan? O kadar o pisliğin içinde, açlığın içinde yaşıyoruz da hasta kolay kolay olmuyoruz. Burada bizi lüks hayat bozuyor ya. Evet, yok burada... klimayı aç, klimayı kapa. Burası bozdu bizi. Soğuk. Hasan'cığım vallahi... dünkü peki oyunla ilgili genel olarak ne düşünüyorsun? Peki oğlum, oyuna bayıldım. Müthiş. Ben evet. Böyle güzel bir oyun.
o birbirlerinin üstünden geçtikleri yerlerde, gerçi orada da mesela Kürşat'ın patavatsızlığı ez bunu falan diyor. Yani evet. Kürşat böyle şaka olur mu oyunun ortasında? Evet, evet. Bu çocuk hiç konuşacağı lafı bilmiyor. Çok değişik bir çocuk ya. Evet. Ya insan ez onu falan der mi ya? Bir de Nefise inince şey diyor ya, ben de ez deyince ezdim. Ya Nefise sen de Nefise yani hemen böyle ciddiye mi alırız her türlü? Bak sen Nefise'yi seviyorsun Hasan, ben öyle biliyorum. Nefise senin survivorlarından biri, doğru mudur? Evet, doğrudur. Peki, Nefise'ye hiçbiri istediğini yaptırabilir mi, yoksa Nefise kendi bildiği yolda mı ilerler? Ya kendi bildiğini okur, orada birazcık Kürşat'ı şeye atıyor, topu atıyor. Ona kızın, bana kızmayın. Hatta gidip direkt rakip takıma diyor, ya bana ez deyince ezdim kusura bakmayın falan diyor böyle. Ha, ben Nefise'yi hala seviyorum. Ben Nefise'yi performans olarak çok beğeniyorum. Ben iyi performanslı adamı severim yani. Hoşuma gider böyle iyi performanslı adam. Herkesi yenen böyle, ama bunu da söyleyen. Hani hepinizi yeneceğim deyip yenen adamı çok severim. O açıdan seviyorum, ama onun dışında yani hareketlerinde falan falso var mı? Çok var. Yani ufacık kızı eziyorsun altında. Diyorsun ki Kürşat dedi diye. Ya Kürşat'ı kaç gündür dinliyorsun da şimdi dinledin derler adama. Yani onlar çok anlamsız içer. Ben ama çok komik bir başındayken, kütüğün başındayken hani ne yaptığını görmüyorsun, dışarıdan bir göz daha iyi görür, birkaç taktik alayım zaten yarışmaya çıkmadan önce de hani ne yapacağımı siz söyleyin dedi. Yani ben o yüzden evet, sağdan birkaç tane taktik dinlenebileceğini düşünüyorum. Yani çünkü ayağını oraya at, üstüne çık, üstünden geç, zaten onların lafından sonra Nefise Merve'nin üzerine yattı. Yani yat üstüne dediler, kız orada insan üstü bir manevraya dönüp üstüne yattı. Yoksa... İnanılmaz döndü orada, evet. Evet. Nasıl bir dönüştü yani? Hani normalde zaten öyle bir şeyin aklına geleceğini düşünmüyorum ben Nefise'nin. Ya ondan bir de şöyle oyunda, düşündüm. Peki bu oyunda sizin Survivor'larınızda bu oyun yoktu. Yoktu. Olsa ben başarılı olurdum diyor musunuz bu oyunda? Kesinlikle olurdum. Ben demiyorum. Bizde ne vardı biliyor musun? Bizde işte ters tutunup en son kim düşecek vardı. Hani benden sonra... Ben onda 35 dakika benden sonra benden 20 kilo... hafif olan çocuklar düşmüştü. Hani Steven'la Sergen düşmüştü. Ben epey tutunmuştum orada ya. Ben başarısız oldum. Ben de Hilmi Cem'le ikimiz kalmıştık. 35 dakika falan durmuştuk öyle. Net bir şey. Ama bu sadece durma değil. Yok, böyle ilerleme, çok değişik. Gitme, kayma. Birini geçiyorsun böyle, alttan onu geçmen lazım bilmem ne. Çok zor bir oyun ya. Ben bu oyunda ama iddialı olacağımı düşünüyorum. Tırtıl ben gibi, karşıdakini suya tırtıl atardım. Tırtıl gitmeleri mi yapardın belki, yoksa alttan böyle maymun gibi gitmeleri mi yapardın? Ben karşıdakini direkt suya atardım. Ya karşıdaki benim onu altıma alma riskini alamazdı ve pes ederdi. Ben kazanırdım. He, sen o zaman Nefise'nin taktiğini yapacaktın. Düşünsene üzerinden tabii geçmesi gerektiğini. Tabii. Ya mesela sizin dediğiniz sene işte Steven'ların, Sergen'lerin falan bir karşıdan geliyorum. Büyük ihtimal. Senin geldiğini görseydik zaten bir adım geri atardık diye düşünüyorum biz. Tabii. Ben bütün bayrakları toplardım. Tam benlik oyum. Ama ben de tutunamazdım. Yani borudan inemezdim aşağı doğru. Çok uzun süre randevanlı şekilde. Beni burada bırakın. Bir sonraki yarışa çıkmak istiyorum. Ama tam işte peki, bir jimnastikçiye göre bir oyun. Merve Hanım hakikaten. Merve müthiş. Evet. Şunu soracağım peki. Konuşamadık onu ama Ertuğ'un yanlış bayrağı...